Arkadaşım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar AYT kampımızda limit ve süreklilik konusuna ilk adımı atıyoruz. Bugün günlerden 14 Kasım. Aslında bu videoyu çekerken 14 Kasım. Umarım 15 Kasım'a geçmeden bu videoyu sizinle paylaşabilirim. En kötü 15 Kasım'ın sabahında paylaşacağım. Biliyorsunuz 15 Kasım ve 16 Kasım boş günlerimizdi kamp programımızda. Bu arada kamp programını ve bu PDF'leri videonun açıklama kısmındaki linklerden temin edebilirsin. Kamp programımız var. 15 Kasım ve 16 Kasım'da boşluk vardı. Bu boşlukları sevgili gençler herhangi bir aksaklıkta videoları yayınlayabilmek için boş bıraktım. Hani belli bir tarih var, o tarihte yayınlayamadığım zaman o tarihlerde boş bırakalım diye, o tarihlerde yayınlayalım diye boş bıraktık. Şimdi konumuz limiti ve süreklilik. Videoyu taze taze 14 Kasım gününde çekiyorum. Maalesef bazı aksaklıklar oldu. Elektrikli sobamı da görüyorsunuz sevgili gençler. Doğalgazla alakalı bazı sıkıntılar oldu. Bayağı soğuktu da elektrikli sobayı da yaktık artık. Oda sıcak ama kapattığım zaman gene ev soğuk olacak. Sıkıntı. Şimdi sevgili gençler hasta olmayalım diye bunu yapıyoruz. Hasta olursak biliyorsunuz benim için önemli değil. En kötü hasta oluruz da. Videolar yetişmez. Videolar sıkıntı olur. Ben sizi zora sokmuş olurum. O yüzden sevgili arkadaşlarım, olabildiğince kendimize dikkat etmek gerekiyor. Sizler de kendinize dikkat edin. Ben sizin için kendimi hasta etmemeye çalışıyorsam siz kendiniz için neler neler yapmanız lazım. Valla balıydı, işte tereyağıydı, sütüydü, pekmeziydi, şu suydu, bu suydu. Bayağı böyle kendime dikkat etmeye gayret gösteriyor. Allah'a çok şükür hasta da olmuyoruz ama inşallah da olmayız. Şimdi SML Hoca Matematik kanalına yani bu kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Konumuza dilerseniz bakın yine kolları sıvadım. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler sağdan ve soldan yaklaşma kavramı. Yani limitte bu kavram çok önemli. Çünkü bir sayı, bazı sayılara sürekli sağından yaklaşacağız diyeceğiz, solundan yaklaşacağız diyeceğiz. Bunlar ne demekmiş bir bakalım. Şimdi x değişkeni bir a sayısına a'dan küçük ve artan değerlerle yaklaşıyorsa biz x sayısı a'ya soldan yaklaşıyor deriz. Yani bunu şimdi sayı doğrusu üzerinde şöyle gösterecek olursan şurası a sayısıysa eğer sen a'dan küçük ve gitgide artan değerlerle bu tarafa doğru a'ya doğru geliyorsan a'nın solundan yaklaşıyorsundur. Dolayısıyla a'ya soldan yaklaşma diye biz bunu a üzeri eksi diye göstereceğiz. A'dan büyük ve gitgide azalan değerlerle ben A'ya doğru yaklaşıyorsam buna da A'nın sağ tarafı olduğu için A'ya sağdan yaklaşma diye göstereceğim. Soldan yaklaşmayı A eksiyle gösteriyorsak sağdan yaklaşmayı da A artıyla göstereceğiz. Burada da nasıl gösterildiğini ifade ettik. Tabii yaklaşma ifadesini nasıl kullanacağız? X şöyle bir ok çıkarırsam bu ok ifadesi şu anlama geliyor. X A'ya yaklaşıyor. A'nın soluna yaklaşıyor. A'nın sağına yaklaşıyor biçiminde gösterebiliriz. Şimdi sol limit ve sağ limiti tanımlayalım. X değişkeni bir a sayısına soldan yaklaşırken fx fonksiyonunun aldığı değerler de L1 sayısına gidiyorsa, L1 sayısının etrafına yığılıyorsa fx fonksiyonunun x eşittir a apsisi noktasının sol limiti L1'dir denir sevgili gençler. Ve bunu da şöyle limit x'ler a'nın sol tarafına yaklaşırken bu fonksiyonun limiti L1'dir biçiminde gösteririz. Bakın tekrar okuyorum. F fonksiyonunun x'ler a'ya soldan yaklaşırken ki limiti L1'dir diyebiliriz. Sağ limit ise x değişkeni bir a sayısına sağdan yaklaşırken f fonksiyonunun aldığı değerler L2 sayısına L2 sayısının etrafına yığılıyorsa fx fonksiyonunun x eşittir a apsisi noktasının sağ limiti L2'dir denir. Nasıl okuyacağız? F fonksiyonu x'ler a'ya sağdan yaklaşırken ki limiti L2'dir diye okuyacağız sevgili gençler. Peki limitli olma hali nedir? Az önce gösterdiğimiz sol limitte sağ limit vardı ya arkadaşlar. İşte onların sonuçları aynı reel sayıya çıkıyorsa yani L reel sayısını işaret ediyorsa biz diyoruz ki sol limit sağ limite eşit olduğu için fonksiyonun bu noktada limiti vardır ve L'dir diyebiliriz. Limitin olmama hali nedir o zaman? Limitli olma halinde bunlar eşit oluyorsa limitin olmama hali de sol limitin sağ limite eşit olmadığı durumdur. Eşit değillerse
limit yoktur deyip kesip atabiliriz. Sıkıntı yok. Yani illa bir fonksiyonun bir noktada limiti olacak diye bir kaide yok. Sol limit sağ limite eşit değilse limit yoktur diyeceğiz. Tek şartımız bu. Limitin olmaması için sol limitin sağ limite eşit olmaması gerekir. Bunu da aklından lütfen çıkarma. Yukarıda verilen f fonksiyonunun grafiğine göre a artı b eksi c nedir diye sorulmuş. Bakın 2'nin sağ limiti. 2 nerede? Burada. 2'nin sağı burada. Fonksiyonda yukarıda bir görüntü yok 2'nin sağ tarafında. Aşağıda bir görüntü var ve fonksiyona çarptım. Nereye gidiyor arkadaşlar? Eksi 1'in civarına yığılıyor. O halde bu eksi 1'dir bunun limiti. Eksi 3'teki limit. Bakın eksi 3 burada. Sağı da solu da aynı sayıya gidiyor. Nereye? 4'e gidiyor. O halde bu 4'tür. Eksi 4'ün sağ, eksi 4'ün sağ tarafı burası ve aşağıda çarpacak bir yer yok görüyorsunuz. Fonksiyon için yukarı doğru çıktım. Fonksiyona çarptıktan sonra döndüm. Hangi sayının etrafına yığılıyor? 2. Demek ki C'de kaçmış? 2'ymiş. Bu kadar basit. A eksi 1'di. B 4'tü. C'de 2'ydi. 4'ten 2'yi çıkardım. 2. 2 eksi 1'de 1 yapar. Dolayısıyla cevabımız 1'dir diyebiliriz. Bir diğer örneğimize bakalım. F fonksiyonu reel sayılarda tanımlı olmak üzere f'in 2'deki limiti eksi 1'dir diye söylenmiş bize. F'in 2'nin sol tarafındaki limiti de eksi 1'dir. 2'nin sağ tarafındaki limiti de eksi 1'dir. F1 eksi 1'dir denilmiş. Bakınız. Şöyle bir olay var. Anlaşıldığı üzere. X'ler 2'ye yaklaşırken fx'ler eksi 1'e yaklaşıyormuş. Yani sevgili gençler şöyle diyebiliriz. Bakınız 2 buradayken bunun görüntüsü bunun civarında olabilir deniliyor. Yani eksi 1'i. Şimdi 2'nin sağ limitine bakıyorsun. Bu eksi 1'e gidiyor. 2'nin sol limitine bakacağız. Şöyle. Bu da eksi 1'e gidecek. Doğru mu? Şöyle yaptığın zaman çarpıp döndüğün zaman buraya gidiyor. Buraya çarpıp döndüğün zaman yine buraya gidiyor. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi sol limit ve sağ limitin birbirine eşit olması durumunda 2'de limit vardır dedik. Yani şu ifadeyle bu ifade doğru. Fakat ben diyorum ki ya buranın içi boşsa bu görüntü şuralarda bir yerde de çıkabilir. Burada da çıkabilir. Burada da çıkabilir. Burada da çıkabilir. Yani bunun haricinde bir yerde çıkıyorsa bu eksi 1'e eşit olmak zorunda değil. Gene limit olur. Ama f1 eksi 1'e yani limite eşit olmak zorunda değil. Görüntü limite eşit olmak zorunda değildir. Bunu sakın unutmuyoruz. Yani bu başka bir şeyin şartı. O sürekliliğin şartı. Onu da göreceğiz. Yani sürekli olabilmesi için mesela sağ limit sol limite eşit olacak. Yani limit olacak. Ve görüntü de o limite eşitse sürekli diyeceğiz. Ama limitte olması için illa görüntünün limite eşit olmak zorundalığı yok. O yüzden bu doğru olmayabilir. Hangileri doğrudur diye sorulmuştu. Cevabımız 1 ve 2'dir diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer örneğimiz limitin değerini bul demiş bize. Şimdi şuraya bir not almanızı rica ediyorum. Bu not limit içinde, süreklilik içinde, türev içinde, alayı için geçerli. Polinom fonksiyonlar, polinomları biliyorsunuz. Polinom fonksiyonların diyorsunuz. Çok güzel bir not olacak. Polinom fonksiyonların yazıyorum. Akarı, kokarı yok. Akarı, kokarı yoktur. Yani bu ne biçim not? Şöyle arkadaşlar. Bu polinom fonksiyonlar bizim için o kadar kıymetli ki biz onları o kadar çok seveceğiz ki gençler. Niye akarı, kokarı yok diyoruz? Niye bu kadar seviyoruz? Niye bu kadar aşığız biz? Çünkü bize hiçbir sorun çıkarmıyor. Niye? Ha bu polinom fonksiyonların her noktada tanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Her noktada tanımlıdır. 1. Her noktada limiti vardır. 2. Her noktada süreklidir. 3. Her noktada türevlenebilir. 4. Her noktada integrallenebilir. 5. O an daha ne olsun? Hiçbir sıkıntı çıkarmaz bize bu polinom fonksiyonlar. Grafiğini tuttuğun gibi çatır çatır çizebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Bundan kaynaklı biz bu polinomları çok seveceğiz. Mesela yarım saattir limitli olabilmesi için sol limitinin sağ limitine eşit olması gerekiyor falan diyoruz ya. Bu polinomların zaten her noktadaki limitleri var ve var olduğu için her noktada sol limit sağ limite eşit. O zaman ben bunu soluna sağına bakmayacağım. Çatırt diye götüreceğim yerine yazacağım. Aynı polinom gibi. O halde ne yapmak gerekiyor? Şunu sevgili gençler.
Bana burada bu sorulduğu için artık ben götüreceğim 2'yi x gördüğüm yere yazacağım. 2'nin karesi 4, eksi 2, eksi 5. İşte cevap bu. Yani cevabımız eksi 3'müş diyebileceğiz. İçerisi polinom olunca bu dediğimi tabii ki yapabilirsiniz. Sıkıntımız yok. Devam ediyorum 75. sayfamdaki ilk sorumla. Diyor ki eksi 3'teki limit. Bakın eksi 3 fonksiyonu burada kalemi kaldırmadan hareket etmiş. Kopma mopma hiçbir şey yok. O zaman sağına soluna bakmamıza gerek yok. Görüntüye eşittir limit diyorsunuz. Eksi 3'teki limitimiz o zaman eksi 3'teki görüntü nedir? 0. Bakın şöyle göstereyim ben size. F eksi 3 0 olduğu için doğal olarak eksi 3'teki limit de 0'dır diyeceğiz. Eksi 2'deki limit. Bakın eksi 2'nin görüntüsü 3 fakat sağ ve sol limitlerine baktığınız takdirde sağı da solu da 2'nin civarına yığıldığı için ben diyorum ki kardeşim buradaki limit o zaman 2'dir. Eksi 1'deki limit. Eksi 1'deki limit bakın görüntü burada 1 olduğu için ve fonksiyon kopma noktası olmadığı için limiti 1'dir. Sıfırdaki limit büyüktür değil eşittir arkadaşlar. Kusura bakmayın orayı yanlış yazmışız. Sıfırdaki limitimize bakıyoruz sevgili. Ha pardon büyüktürmüş. Sıfırdaki limitimiz büyüktür. Nereden büyük olduğunu biliyoruz? 2'den büyük olduğunu biliyoruz. 2'den büyüktür diyeceğiz. X 1'e giderken fx yani 1'deki limit. Bakıyoruz sevgili gençler. 1'deki limitimizin 1 olduğunu gördük. Daha sonrasında 2'deki limite bakıyoruz. 2'deki limit de sevgili gençler sağ limit. Hop 1'e gitmiş. Ama 2'nin solundaki limite bakıyorsun. Hop negatif tarafa gitmiş. O zaman pozitife eşit olamayacağı için negatif. 2'de limit yoktur diyebiliriz sevgili gençler. Liseden beri limitin olmadığı sorulara yoktur deyip sonuna ünlem işareti koyuyorum. O yüzden siz böyle yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da benim hatıramı yaşatmış olursunuz. Devam edelim. X eksi 1'e giderken AX artı BX artı A kere B limitinin değeri nedir diye soruluyor. Şimdi şu kısma bakıyorsunuz sevgili gençler. Polinom. Bu kısma bakıyorsunuz. Polinom. O halde diyorsunuz ki x 1'e giderken şurada yerine yazarsanız 1 eksi a artı 2b yazarsınız. Bu da 2'ymiş. Yani 2b'den a çıkarınca 1 geliyormuş. Bu cepte. Bunu şöyle sol tarafa kaydırdım. Sonra 2'yi de burada yerine yazdım polinom olduğu için. 4 artı 2a artı b eşittir 8'miş. Yani 2a artı b de sevgili arkadaşlarım 4 olacakmış diyebiliriz. 4'ü bu tarafa gönderirsek. Pekala şimdi bizim elimizde ne var? Bir 2b eksi a 1 var. Bir de 2a artı b eşittir 4 var. O halde ben diyorum ki gel kardeşim şunu 2 ile bir güzel çarpalım. 4b eksi 2a eşittir 2 gelsin. Sonra da şu kırmızı olanları bir güzel toplarsanız artı 2a eksi 2a birbirini götürür. 5b eşittir 6 gelir. B buradan 6 bölü 5 gelecektir. Şurada yerine yazarsanız 2a artı 6 bölü 5 eşittir dedim arkadaşlar. Bu arada yanlışımız var mı? Yok gibi. Bir daha bakayım. Bunu burada kullandık. Bunu 2 ile çarptık. Yanlışımız yok. Eşittir 4 olduğuna göre 2a eşittir. 4'ten 6 bölü 5'i çıkarırsanız arkadaşlar 14 bölü 5 gelecektir. Ve a dediğimizde 7 bölü 5'miş. Şimdi a'yı b'yi biliyoruz. Eksi 1'i burada yerine yazmamız istenmiş bizde. Çünkü burası da polinom. Yazalım. Eksi 1'in karesi 1 a yaptı. Eksi 1 kere b eksi b. A kere b de zaten ab. A'yı biliyoruz 7 bölü 5. B'yi biliyoruz 6 bölü 5. 7 bölü 5 kere 6 bölü 5 dedim. Şu kısım 1 bölü 5'tir. Artı burası da 42 bölü 25'tir. Burayı 5 ile genişletip toplarsanız 5 artı 42 bölü 25 cevaptır. Bu da sevgili gençler 47 bölü 25'in ta kendisi yapacaktır diyebiliriz. Devam ediyorum gençler limitin özellikleriyle. Sabit fonksiyonun limiti daima kendisine eşittir. Çünkü sabit fonksiyon da bir polinomdur. Unutmayın. Dolayısıyla sabit fonksiyonun limiti daima her noktadaki limiti gene kendisidir. Polinom fonksiyonların bir noktadaki limiti o noktadaki görüntülerine eşittir diye az önce söylemiştik zaten. Yani Px'in a'daki limiti pa'dır sevgili arkadaşlarım. F ve g fonksiyonları x eşittir a apsis noktada limitleri olan iki fonksiyon olmak üzere. Şimdi sıralıyoruz. F ile g'nin toplamlarının veya farklarının a'daki limiti, limitlerinin toplamları veya limitlerinin farklarına eşittir. Bakın unutmayın
Limitleri olan iki fonksiyonsa bu geçerli. Limitleri bir tanesinin, herhangi bir tanesinin limitinin olup olmadığını bilmiyorsak bu özellikleri kullanamayacaksınız. Unutmayın bunu. F fonksiyonunun g fonksiyonuna oranının limiti limitler oranına eşittir ki tabii ki g'nin limiti sıfır olmamak şartıyla. Herhangi bir c ile f'i çarptıktan sonra limitine bakmak yerine f'in limitini bulduktan sonra c ile çarparsan aynı sonucu bulursun. F fonksiyonunun n'inci kuvvetini aldıktan sonra a'daki limitini kontrol etmek yerine f fonksiyonunun a'daki limitini bulduktan sonra n'inci kuvvetini alabilirsin. Yani limitin n'inci kuvvetini alırsın ki bu daha basittir. F fonksiyonunun mutlak değerinin a'daki limiti yerine f fonksiyonunun a'daki limitinin mutlak değerini bulabilirsin. Sıkıntı yok. Ve son olarak bir c sayısının fx'inci kuvvetinin limitini a'daki limitine bakmak yerine f fonksiyonunun a'daki limitini bulup c'nin üzerine yazabilirsin. Tabii ki daha kolay olacaktır. A'nın g'deki limiti b ve b'nin f'deki limiti c olmak üzere sevgili gençler. Bakınız a'daki limit b, b'deki limit c olmak üzere. F bileşke g'nin a'daki limiti şudur. X a'ya yaklaşırken f bileşke gx olarak bulunur ve buradaki a'yı direkt olarak c'ye bağlayacağımız için a'daki limit tabii ki c'dir diyebiliriz. Ve şu kısma da bakacak olursak f bileşke g'nin a'daki limiti o halde limit gx'in a'daki limitinin f'de yerine yazılmasıdır ve dolayısıyla bu da fb'dir diyeceğiz. Soruların içerisinde bunların çok basit olduğunu göreceksin. Hocam bunları ezberleyelim mi? Tabii ki ezberleme. Yani bunların bir mantığı var. Soruların içerisinde bu mantığı kullanmayı sana göstereceğim zaten. Zaten endişe etme. Tamam. Parçalı tanımlı ve mutlak değer fonksiyonlarının kritik noktalarındaki limitler için sevgili gençler tabii ki sol ve sağ limitlerini detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Adı üstünde kritik nokta. Bu kritik noktaların etrafını incelemek gerekiyor. Sağ ve sol limitlerine bakacaksın. Tabii ki yine o zaman söyleyelim. Sol ve sağ limit birbirine eşitse ancak limit var. Sol ve sağ limitleri birbirine eşit değilse limit yoktur diyeceğiz. Yine mutlak değerli ve parçalı fonksiyonlar için aklında bulunsun. Devam ediyorum. 76. sayfamla. F fonksiyonunun 5'te limiti var ve eksi 2'ymiş. G fonksiyonunun 5'te limiti var ve 9'muş. Bize diyor ki 2 çarpı g eksi f'in 5'teki limiti nedir? Biz bunların limitleri olduklarını bildiğimiz için 2 çarpı limit x 5'e giderken gx eksi limit x 5'e giderken fx biçiminde yazabiliriz burada bize sorulanı. Zaten şu verilmiş bize, bu da verilmiş, o zaman yerlerine yazacağız bunu ve bunu. Şimdi g'nin limiti 9'du, 2 kere 9 18 yapar. Eksi f'in limiti de eksi 2 idi. Şuraya da eksi 2'yi yazdım. Cevap ne olur arkadaşım? 20 olur. Gayet basit. Yani bunların bu kadar basit olmasının sebebi özellikle 2018'den sonra, 2017'den sonra limit ve süreklilik konusu gayet basit bir hal almış oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü türev de aynı şekilde, integral de aynı şekilde. İnanılmaz derecede müfredattan konu çıkarıldı. Yani bence türevin %50'sinden fazlası belki de müfredattan kaldırıldı. İntegralin öyle, limitin öyle. O yüzden sadece polinomlar kaldığı için elimizde. Polinomlar kaldığı için de sevgili gençler gayet basit bir hal aldı. Çünkü polinomların ne demiştik? Akarı kokarı yok demiştik. Diğer sorumuza bakalım. Bu da basit bir soru. x 0'a giderken fx 3, x 2'ye giderken gx 7. Yani f'in 0'daki limiti 3 ve g'nin 2'deki limiti 7 olmak üzere. Fx eksi 1 artı 2x bölü gx artı 1 eksi 3x'in 1'deki limiti sorulmuş. Şimdi 1'i burada yerine yazacak olursanız aslında f fonksiyonunun 0'daki limitini bulmuş olursunuz, ifade etmiş olursunuz ki bunun da zaten 3 olduğunu biliyoruz. Artı bu da polinom olduğu için direkt yerine yazarsın 2 bölü. 1'i şurada yerine yazarsan aslında g fonksiyonunun 2'deki limitini elde etmiş olursun. 7'ymiş. Eksi 3 kere 1 de 3 yapar. 3'e 2 ekledim 5. 7'den 3 çıkardın 4. Cevabın 5 bölü 4'tür dersin. Devam ediyorum. 2'nin sağ tarafına yaklaşıyoruz arkadaşlar bu sefer. Logaritma 2 tabanında 7x artı 2'den x kare artı x artı 10'un kare kökünü çıkar. Bunun limitini bul demiş. Şimdi 2'nin sağ tarafına yaklaşıyoruz ya. İçeriye bakıyorsun, hem polinom
Hem de logaritmanın içinin sıfırdan büyük olması gerekiyordu ki zaten 2'yi yerine yazdığımız zaman sıfırdan büyük. O zaman hiç sıkıntı yoktur deyip direkt yerine yazabilirsin aynı polinom gibi. 2 kere 7 14, 2 ekledim 16. Yani logaritma 2 tabanında 16 geldi. Eksi. Karekök içerisinde 2'yi yerine yazdığın takdirde bakın 2'nin sağını yerine yazmıyorum ha, 2'yi yerine yazıyorum. Unutmayın bunu sakın. 2'nin karesi 4 artı 2 artı 10. Zaten 2'nin sağı neredeyse 2 olan sayıdır. Bunu da karekökünü aldım. Logaritma 2 tabanında 16, 4'ün ta kendisiydi. 4, 2, 10 daha 16 yapar. Kök 16 da 4'tür. 4'ten 4'ü çıkarırsan da cevabın 0 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Şimdi buna bakalım. X artı 5'in mutlak değerinde x eşittir eksi 5 bizim için kritik noktadır. Çünkü mutlak değerin içerisinde 0 yapan noktalar bizim için kritik nokta oluyorlardı. O halde ne diyoruz? Sağ ve sol limitine bakmamız gerekiyor. Şimdi limit x'ler eksi 5'in sol tarafına giderken mutlak değer x artı 5 bölü x artı 5 diyeceğim. Bu da sevgili gençler. Eksi 5'in sol tarafı biliyorsunuz ki eksi 5'ten daha küçük değerlerdir. Eksi 5'ten daha küçük olan bir değere 5 eklersen negatif bir sonuç bulurum. Ve üst taraf eksi x eksi 5 diye mutlak değer dışına çıkarken alt taraf aynı şekilde kalır. Eksi x eksi 5'i de x artı 5'e bölecek olursan eksi 1 değerini bulursun. Bu sol limit. X eksi 5'in bu sefer sağ tarafına yaklaşırken mutlak değer x artı 5 bölü x artı 5 diyeceğiz. Eksi 5'in sağ tarafına 5 eklerseniz pozitif bir sonuç bulursunuz. Dolayısıyla üst taraf olduğu gibi dışarı çıkarken alt taraf olduğu gibi kalır zaten. X artı 5 bölü x artı 5 de 1'dir. Bu da sağ limit. Gördüğünüz üzere sol limit sağ limitten farklı olduğu için diyorum ki bu noktada bu fonksiyonun limiti yoktur diyoruz. Sağ ve sol limit birbirinden farklı geldiği için. O halde şu uyarıyı size yazdırmak istiyorum. Eğer elimizde şu şekilde içerisi birinci dereceden olan bir ifade için içerisinin köküne eksi b bölü a limit x'ler eksi b bölü a'ya giderken mutlak değer ax artı b bölü ax artı b'nin hiçbir şekilde limiti yoktur diyorum. İçerisi birinci derecedense bunu sakın unutmayın. Devam ediyorum sağ üst tarafla. x2'ye giderken px-4'ün mutlak değeri, x2'ye giderken 2p-x'in tamamının mutlak değerini sağlayan p değerini bulunuz demiş bize. Şimdi bunun mutlak değeri limitin mutlak değerine eşitmiş arkadaşlar. Bizden de p değeri isteniyor. Şimdi 2'yi yerine yazdığınız takdirde aslına bakarsanız mutlak değer içerisinde 2p-4'ü buluruz. Ve 2'deki limiti de burası ne olur arkadaşlar? 2p-2 olmaz mı? Bunun mutlak değerine eşitmiş diyoruz. O halde 2p-4 eşittir 2p-2 olur ya da 2p-4 eksi 2p artı 2'ye eşit olur diyoruz. Bir artılı bir eksilisine eşit dedik. Şimdi dikkat ettiysen 2p'ler burada gider. Eksi 4'ün eksi 2'ye eşitliğinden bahsediyor ki böyle bir özellik, böyle bir eşitlik yok. O zaman demek ki burada p sayısını bulamıyoruz. Kök yok. Burada ise bunu bu tarafa attığınız 4p, eksi 4'ü karşıya attığınız 6 ve böylelikle p eşittir 6 bölü 4. Yani 2 ile sadeleştirdiğiniz 3 bölü 2. Demek ki p değerimiz kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 2'ymiş diyeceğiz. Cevabımız da bu olacak dedik. Bir diğer sorumuz. Limitini hesapla demiş. Bakın dikkat ettiyseniz mutlak değer x eksi 4 bölü x eksi 4 var. Şurada ben size ne demiştim? Şöyle gidelim. Gidelim. Şurada ne demiştim? Ax artı b bölü ax artı b. Bak yukarıdakinin veya aşağıdakinin herhangi bir tanesinin mutlak değeri varsa ve kökündeki limiti soruluyorsa limit yoktur demiştik. Buraya bakıyorsunuz x eksi 4 birinci dereceden bu da öyle. Mutlak değeri var, mutlak değeri yok. Bunun kökü 4 ve 4'teki limiti soruluyor. O halde sevgili gençler bunun limiti olmadığı için limit yok diyorum. İstediği kadar bunun limiti olsun sıkıntı yok. O halde bunun da tamamının limiti yoktur diyebiliriz sevgili gençler ama 4 noktasında haberiniz olsun. 4 noktasında limiti yoktur diyeceğiz. Bir de parçalı fonksiyonlar için limite bakalım. 2'deki ve 3'teki limiti sorulmuş. Ne hikmetse 2 de parçalanma noktası yani kritik noktası. 3 de bizim için kritik noktası. O halde sağ ve sollarına bakacağım. 2'nin sol limiti diyelim sevgili gençler. 2'nin solu için x'ler 2'den küçüktür ve 2'yi burada yerine yazmam gerekiyor. 4 eksi 3 kere 2 6 artı 3 dedim. Burası sevgili gençler 1 gelir. 2'nin sol limiti bu. 2'nin sağ limiti ise
2'nin sağ limiti diyorum. 2'nin sağı için burada yazmam gerekiyor. 2'den 1'i çıkardınız 1. Sol limit ve sağ limit birbirine eşit olduğuna göre bunun limiti 1'dir. Artı. Şimdi 3'ün sol limiti ve 3'ün sağ limitine bakacağım. 3'ün solu için şurada yerine yazmam gerekiyor. 3'ten 1'i çıkardınız 2. 3'ün sağı da buradadır. Burada yerine yazarsanız 3'ün karesi 9. 7 çıkardınız 2. Sol limit sağ limite eşit olduğuna göre sevgili gençler buradaki limit de 2'dir. Demek ki bizden ne isteniyor? 1 ile 2'yi topla demiş. Cevabımız da 3 olur diyeceğiz. Bir diğer soru. Fx'in 3'teki limiti 5. Fx'in 7'deki limiti de 6. F fonksiyonunun bazı absis değerleri için limitleri verilmiş. Buna göre fx'in 3'ün sağ tarafındaki limiti, şimdi 3'te limit varsa sağ limiti de, yani 3'ün sağ limiti de sol limiti de bu limit değerine eşittir. Yani sevgili gençler burası 5'tir. 7'deki limiti 6 ise 7'nin solundaki limiti de 6'dır. 5'ten 6'yı çıkarırsan eksi 1'i bulursun. Demek ki bu doğru. Şimdi f3 artı 1 f7'dir denilmiş. Ben fx'in 3 noktasındaki limitini biliyorum. Görüntüsünü bilmiyorum. 7 noktasının limitini biliyorum. Yani fx'in 7 noktasındaki limitini biliyorum. Görüntüsünü bilmiyorum. Bilmediğim bir şeye 1 ekleyince bilmediğim bir şey bulurum kanısı yanlış arkadaşlar. Her zaman doğru olmaz. Dolayısıyla buna yanlış dedim. 3'ün sol tarafında 3'te limit varsa 3'ün sol tarafında da limit vardır ve 5'tir. 7'nin sağ tarafında da limit vardır ve 6'dır. 5 ile 6'nın toplamı da 11 yapar demiş. Bu da doğru. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 doğrudur diyeceğiz sevgili gençler. Bakınız 2 de doğru olabilirdi. Mesela sürekli fonksiyon olmuş olsa bunlar. F fonksiyonu sürekli ise olur. Fakat sürekli olup olmadığını bilmediğimiz için doğru olanlara bunlar dedik. Yani hangileri kesinlikle doğrudur diye de buraya ekleyebilirsin aslında. Doğru olabilir dese hepsi doğru olabilirdi. Devam ediyorum 77. sorumla, 77. sayfamla. Limitte belirsizlik durumu var sevgili gençler. Limitte belirsizlik durumunu bir sonraki videoda ele alacağım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.